Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Değerli izleyenlerimiz, bir Umut Kervanı programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bize bu fırsatı veren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Evet, bu hafta sezonumuzun son programını yapacağız inşallah. İstanbul Umut Kervanı Genel Merkezi konuk ettik. Bununla beraber İstanbul Umut Kervanı Bağcılar ve bir de Zeytinburnu değerli yetkilileri konuklarımız olacak. İnşallah birinci bölümümüzde Bağcılar Umut Kervanı konuşacağız. İkinci bölümümüzde de Zeytinburnu Umut Kervanı temsilciliğini davet edip mağdur ailemizi konuşacağız inşallah. Evet, misafirlerimiz var. Misafirlerimi tanıtmak istiyorum değerli izleyenlerimiz. Evet, Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cemal Çınar hocamız bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız hocam? İyisiniz çok inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, Umut Kervanı Bağcılar temsilcisi Ali Erdem Bey misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Size hoş geldiniz. İnşallah. Hamdolsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hoş bulduk. Allah sizden razı olsun inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, Bağcılar'daki mağdur bir ailemiz var. Çaresiz bir ablamız var. İnşallah ona bir konuk olalım. Derdini dinleyelim. Bakalım bize neler anlatıyor. Buyurun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftada İstanbul'dayız. İstanbul Bağcılar'da Umut Kervanı'nın tespit ettiği mağdur bir ailedeyiz. Mazlum bir ablamızın evindeyiz. Yanımızda Ali Erdem Bey var, Bağcılar Umut Kervanı temsilcisi. Ali Bey, biz kimin evindeyiz ve bu ailemizi ne zaman tespit ettiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Hocam yaklaşık bu 6 senedir yani. 6 senedir bu ablamızı tespit etmişiz. Ablamız eşi terk etmiş. Yaklaşık yani ayda, bazen 3 ayda bir, bazen 2 ayda bir ablamıza gıda, ayaktan nakit yardımı yapıyoruz. Ama gerçekten ablamız çok mağdur. O yüzden biz ablamızı, ismini de Hazniye Kaplan. Ablamızı hani biz burada Vanlar depremde gelirken, bu da bir akrabamız oturduğu için ablamızı onun sayesinde tanıdık. İşte mağdur bir aile var. Bize Allah için yardım edin. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Ablamıza bir dönelim. Babacığım geçmiş olsun. Allah-u Teala kefaret etsin. Eşiniz tarafından terk edilmişsiniz. 6 çocukla beraber yalnız yaşamaya çalışıyorsunuz. Biraz derdinizi bize anlatmak ister misiniz? Vallahi bismillahirrahmanirrahim. Yani geçim çok zor. 3 tane öğrencim var. Çocuklarım da öbür çocuklar da hapsi hasta, ben de hastamım, şeker hastalığım var ama ayaklarım engelli. Bir şey yapamıyor yani, geçim çok zor. Ben şimdi 4-5 milyon borcum var, ev kira, içeri suyu ödemiyorum. Yani... 3 tane öğrenciniz de var, evinizde kira,
elektrik, su parası, çocukların geçimi, yemeği. Evet, 4 fatura geri ödemedim. Nasıl yapıyorsunuz? 4 fatura su, 3 fatura geri ödemedim. Geçim çok zor. Peki ev sahibi kirayı istediği zaman siz ona ne diyorsunuz? Mesela bir kiramı geçmiyor, onda bir şey demiyor. Mesela kira zamanında o ay 10'unda geliyor, 11'de çocuklar ağlıyor, bir tane kızım çalışıyor, o getiriyor. Onu veriyorum. Ya vermezsen diyor, siyan veriyor, çal. Öyle diyor. Peki evde buzdolabı, çamaşır makinesi var mı? Var, bozuk. Bozuktur. Bir ayağı makine, elbise, hamir bir sürü var. Bir de tipimde. Tip diyor. Tip var, kız kardeşim verdi, o da bozuk. Mesela yanmıyor. Yani evde çamaşır makinesi, buzdolabı, Umut Kervan'ı getirdikleri hepsi bozulmuş. Hayır. Tüp de yok. Verdi. Onu da belediye verdi. 5 sene, 6 sene var, o da bozdu. Onlar verdi. Çekiyor, tüm de kırık. Evet. İkisi de açmıyor. Peki. Allah-u Teala yardımcınız olsun ablacığım. Lazım. Evet. Evet değerli izleyenlerimiz. Bu ablamızın mağduriyeti de bu şekildedir. Kocası tarafından terk edilmiş, 6 tane çocuğa bakmak zorunda olan ve İstanbul gibi metropol bir şehirde yalnız yaşayan ve çocuklarını dahi geçindiremeyen bir ablamızın hayat mücadelesi bu şekildeydi. Evet, sözü stüdyoya bırakıyoruz. Buyurun efendim. Değerli izleyenlerimiz, ablamızın yaşam mücadelesini anlattığı birkaç cümleyi beraber izledik, dinledik. Evet, çocuklarıyla beraber gerçekten bir yaşam mücadelesi veriyor. Sadece evde çalışan bir kızı var, o da hasta. Haftanın 3-4 gününde çalışıyor, diğerlerinde de artık hastalıkla uğraşıyor. Böyle bir mağduriyet var, inşallah bunu konuşacağız. Tabii biliyorsunuz her hafta hatırlattığımız gibi telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Değerli izleyenlerimiz, biliyorsunuz bu programlarımız sizlerin yardımlarıyla anlam kazanıyor. Bu mağdur ailelere yardımları götürmemiz sizlerin bizi aramalarınızla mümkün oluyor. Bundan dolayı canlı yayına bağlanma isteyen kardeşlerimiz için telefon numaralarımız mevcut. Ekranlarımızın alt kısmında bulunuyor. Canlı yayına bağlanmak istemeyen kardeşlerimiz için de ara bağlantıda bize ulaşabilirsiniz. Paylaşımlarınızı bize ulaştırabilir. Bu mağdur ve çaresiz ailelerimize çare olmak isteyenler varsa lütfen bizi arayın. Programın sonunda bu kardeşlerimizin yüzlerini güldürmek için beraber bir şeyler yapalım diyorum. Allah Azze ve Celle şimdiden yapacağınız ve yaptığınız bütün hayırlarınızı kabul etsin. Evet, Bağcılar Umut Kervanı temsilcisi Ali Erdem hocamız bizimle beraber. Ali Bey, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Hazniye Kaplan ablamızı dinledik. Evet. 7 nüfuslu. Evet, 5 tane de öğrencisi var. Evet. Sadece bir kızı çalışıyor. Evet hocam. Buna girmeden önce biraz bizi izleyen kardeşlerimiz için. Tamam. Bağcılar'da neler yapıyorsunuz? Umut Kervanı Bağcılar'da nasıl faaliyetler yürütüyor? Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekran başındaki izleyicilerimize Allah'ın selamıyla biz selamlıyoruz inşallah. Bunlardan katkı bekliyoruz. Evet. Hocam, bu Hazniye Kaplan Bağcılar, yani İstanbul Bağcılar Demir Kapı Mahallesi'nde oturuyor. 7 nüfuslu bir aile. Evet. 5 tane öğrencisi var. Bir tane kızı hasta. Bel kayması ve safra kisesinde taş var. Bel kayması da var. Ve safra kisesinde taş var. Bu ablamız haftada 2 kere fizik tedavisi görüyor. Sigortası da olmadığını biliyoruz yani. Her gittiği fizik tedavisi yeşil kart üzerine gidiyor. Yani bir miktar para da ödüyormuş. O yüzden kiracı. Çünkü cüzü bir maaş alıyor. Yani muhtaç bir aile. Yani kızımız yani bu kadar çalışmasına binaen 1000 TL'nin altında ya da üstünde bir şeyler alıyor. Maaş alıyor. Yani, yani bu 1000 TL ile kazancı 800 lira sadece kiraya giden bir karşılığı var. Elektrik, su parası zaten sayılmıyor bile yani. Peki bunlar ne yapıyorlar? Yani siz bunları sorduğunuzda ne yiyorlar, ne içiyorlar? Hocam, biz bunları sorduğumuzda inan ki sadece bu ailede yani böylece yüzlerce aile var. Yani kümeste oturan, böyle mağdur olan, biz merdivenlerde çıkarken merdivenlere kırık olan aileler. Yani sadece bu yüzlerce aileden bir tanesi. Yani ablamız çaresiz. Daha önce merdiven falan temizlemeye giderken gidiyordu. Şu an şeker hastalığı var onda.
tansiyon var. Ondan sonra bazı hastalıklar nedeniyle bu da fizik tedavisi gördüğü için çalışma yapamıyor yani. Bizim de biliyorsun Umut Kervan'ı bağcılar olarak bir bütçe olarak yani eğer bir hayır sefer çıkarsa biz götürüyoruz. Çıkmasa ne olur biz de çaresiz kalıyor ama ayda bir sefer biz yardımcı oluyoruz bacımıza. Gıda olsa, nakit olsun. Ablamız Kayseri'ler tarafında yani bakıyor. Bakılıyor. Bazen yer geldiği zaman iki kira ödemedik diyor. Bazen yer geldiği zaman diyor biz su, elektrik ödememiş. Nakit geçen gün gıda götürdü Ramazan'da. Gıda götürdüğümüzde elektriği yanmıyordu. Elektriği niye yanını abi kesmiş yerinde. Demek ki o aldığı maaş yetmiyor. Şimdi 7 nüfus olan bir aile, bir tane çocuk, ufak daha okula gitmiyor, 5 de öğrenci. Yani bu 7 nüfusa sadece kuru ekmek bile girse, bu eve girilmesi gereken bir para rakamı olması lazım. Yani muhakkak hocam yani şu anda yani bir askeri ücretten altında bile çalışan bir insan olsa bile, askeri şu anda İstanbul'da çalışsa bile dahil 7 nüfusta geçinemez yani. Evet. Kesinlikle yani. Evet. Sadece bu bir aile yani böyle. Binlerce aile var böyle. Yani biz gittiğimiz ailelerin çoğu hani kilmes dediğimiz belki inanki hani hayvanı koysan belki oturamaz yani. Yatamaz ya burada. Evet. Yani çok böyle evet. Mağdur. Peki. Ali hocam inşallah devam edeceğiz. Cemal Çınar hocama dönmek istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah azze ve celle hayrınızı kabul etsin. Umut Kervanı genel merkezi olarak gerçekten çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Yani gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Tabii biz şu anda Bağcılar ve Zeytinburnu konuşuyoruz. Umut Kervan'ın faaliyetlerini biz çok konuştuk burada. Bizi yeni izleyen kardeşlerimiz için yani Umut Kervan'ı denilince yani Umut Kervan'a yardım yapmak isteyen kardeşlerimiz ya da ben niye yardım etmek isteyeyim diye birisi sorsa ne diyebiliriz hocam? Evet. Bundan başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina'l kerim ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu anda bizi ekran başında izleyen tüm izleyicilerime hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Sizin şahsınızda ve bu programını bize fırsat veren Rehber TV ailesine ayrıyeten teşekkür eder. Ramazan'da ulaşıp ulaşmadığımız tüm muhtaç ve varlıklı kardeşlerime de hayırlı akşamlar diliyorum. Ayrıyeten konumuz dışında ama bir cümle-i muhtaride diyebileceğimiz yani parantez içi bir şey söyleyelim. Bugünlerde alem-i İslam'ın çok yakından takip ettikleri ve dünyanın şu anda sözüm onlara demokratik insan hakları gibi öyle yaldızlı ama zehirli kelimeleri kullanan Batı'nın gözüne bata bata, evet. Batı'nın destek vererek bir diktatör, zalim insanın tankla, paletle bir halkın kendi hür iradeleriyle seçtiği Mısır'ın 100 yıldan bu yanıdır ilk seçilen meşru Cumhurbaşkanı Doktor Muhammed Mursi'nin şehadeti sebebiyle Rabbim şehidimizin şehadetini kabul eylesin. Amin inşallah. Alem-i İslam'ın başı sağ olsun. İhvan'ın şu anda muhacerette olan, efendim başka ülkelerde misafir olarak giden tüm İhvan kardeşlerimize de, tüm o duruma düşen kardeşlerimize, bütün mağdurlara Rabbim yardım eylesin inşallah. Amin. Alem-i İslam'ı Rabbim bu günlerden çıkarsın. Ancak şu cümleyi de ekleyeyim. Allah'ın indinde, Cenab-ı Allah'ın dinine göre İslam'ın Müslümanlardan istediği en önemli şeyleri Kur'an-ı Kerim'in neyi öncelemişse, neyi öne almışsa onun çok önemli olduğunu tefsir usulüyle takip ediyor. Allah-u Teala insanlara bu konuda وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعَلُ فِي الْاَرْضِ خَلِفَةً Ben yeryüzünü idare edecek birisini yaratacağım. Yani beşerle ilgili ilk ayet bu ayet-i kerimedir. Yani biz Beni Adem'in yeryüzünü imar edip yönetmekle görevli olan
bütün mesuliyetimizin ve masuliyetimizin ön planında Allah bunu tutmuşken, alem-i İslam bugün kendi yönetimini fasıklara, facirlere terk etmeyi, terk etmenin ne kadar zararlı olduğunu bence bu Muhammed Mursi'nin şehadetiyle de iyice anlaşıldı ki, yani biz Müslümanız ama yönetimimiz ve yöneticimiz bizden olmazsa, inancımıza göre olmazsa bunun büyük bir felaket getirebileceğini tahmin ediyorum. Peki devam edeceğiz. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Seda Nur telefon attığımızda. Seda Nur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Seda Nur? İyisin inşallah. İyiyim. Buyurun bizimle ne paylaşmak istersin? Ben resimden sonra anneleri mutlaka yardımını bulmak istiyorum. Allah-u Teala seni salihalardan eylesin inşallah. Allah seni muhafaza etsin. Bize de dua etmeyi unutmayın lütfen. Tamam. Peki. Allah sizi muhafaza etsin. Anne babanızla beraber Allah sizi cennetiyle şereflendirsin inşallah. Evet. Allah-u Teala neslimizi muhafaza etsin. Anladım. Salihalardan eylesin. Evet hocam. Yani, dolayısıyla evet. Rabbim kısaca alem-i İslam'ın uyanışına Mursi'nin bu şehadeti bir bereket getireceğine tahmin ediyor. İnşallah. Alem-i İslam'ın bu kadar mazlum, güçlü olmalarına rağmen bir yerde en ufak bir tabiri caizse kimseyi rahatsız etmedikleri halde suçları sadece Müslüman olmaları sebebiyle şehit eden bu şehidimizin şehadeti sebebiyle inşallah Allah-u Teala alem-i İslam'ın uyanmasına vesile edecek. Evet bu şimdi bu noktadan biz de taziyemizi iletelim inşallah Umut Kervanı olarak. İhvan-ı Müslim'in camiasına, bütün fertlerine Umut Kervanı olarak biz de taziyelerimizi iletiyoruz. Gerçekten Doktor Muhammed Mursi asrımızın yani önderlik konumunu, nasıl önderlik yapılacağı, nasıl başkanlık yapılacağı sahabelerden bu tarafa bize güzel bir örnek oldu. Allah-u Teala mekanını cennet eylesin inşallah Teala diyoruz. İnşallah. Evet hocam Umut Kervanı'nın evet. Faaliyetlerine dönelim. Bugün şahsen de İstanbul'da İhvan'ın düzenlediği Mursi'nin taziyesine de bizzat kendim de gittim. Allah razı olsun inşallah. Evet şimdi Umut Kervanı merkezi İstanbul'da olan bu kervanımızın merkezi İstanbul'da bizim Türkiye'de 32 ilde beraber çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarımız var. Evet. Yurt dışında birçok ülkede özellikle mağdur, muhacirat veya çatışmaların olduğu dolayısıyla yetimlerin, dul kadınların, yaşlıların muhtaç insanların tabii olarak bulunduğu bölgelerde daha fazla biraz yardım yapmaya çalışıyoruz. Umut Kervanı biz bu konuda diğer İslami hizmet yürüten vakıflar gibi. Evet hocam devam edeceğiz özür diliyorum. Hmm. Telefonumuzda bir izleyicimiz var. Efendim hoş geldiniz buyurun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun efendim. Bizimle ne paylaşmak istersiniz? Hoş bulduk. Hadi. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Televizyon sesini kısalım. Telefonla iletişim kuralım. Buyurun efendim. Tamam abi. Seyda'mın ellerinden öpüyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Böyle program çıkarttığınız için şu aileye bir miktar yardımda bulunacaktım abi. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Seydam'dan da dua bekliyorum. Ben biraz rahatsızım da Seydam'dan dua bekliyorum. Rabbim sana acil şifalar versin inşallah. Sıhhat, afiyet versin. İman selameti nasip eylesin. Amin, amin inşallah. Siz de bize dua edin. Çünkü hastanın hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet sağ peki. Allah'a emanet olun. Güle güle. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Allah razı olsun inşallah. Buyurun hocam. Evet. Şimdi bu konuda bizim dış ülkelerde de mesela Arakan'da, Myanmar'da, Filistin'de, Afrika'nın birçok ülkesinde bizim bizzat orada beraber çalıştığımız hususen Yemen'de biz bu sene gerçekten Yemen'e çok ciddi manada yardımda bulunduk. Yardımlarımız da halinde devam ediyor. Ama en çok birkaç gün önce selametle, imanla, istiğfar ve dua ile bitirdiğimiz, geçirdiğimiz Ramazan çalışmalarımızda özel olarak biz bu sene özel bir çalışmada bulunduk Ramazan'la ilgili. Evet.
Dolayısıyla Ümit Kervanı şu anda hamdolsun her sene gittikçe bütçesini artıran, haritasını biraz genişleten, yolunu biraz daha uzaklara götürebilen, sesini duyurabildiği yerlere, mazlumlara, mağdurlara duyurmaya çalışan bir vakıf olarak çalışıyoruz. Elhamdülillah. Bizim şu anda genel itibariyle resmi olarak bizde görevli olarak çalışan personellerimizden daha çok gönüllü kardeşlerimiz ve hususen Ali abinin ve benzer kardeşlerimizin temsilcilikler üzerinde bu kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar, hususen Ramazan ayında hizmetlerimizde bizimle beraber olan tüm kardeşlerimize ve bacılarımıza ömürden teşekkür ediyorum. Peki, devam edeceğiz. Telefon attığımızda bir kardeşimiz var, Gaziantep'ten, Abdullah Bey. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Özellikle oradaki değerli hocamıza, arkadaşlarımıza hayırlı cumalar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. İlk başta başımız sağ olsun din kardeşlerimizin, Muhammed Muhsin'in ölümü bizi üzüntüye boğduğu için Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Ama bunda bir şüphemiz dahi var yani. Bu mahkeme çıkıp da ölümle değil, bunu evvelden ilacına ilaç koyarak, zehirleyerek ölüme sebep oldular. Rabbim genleri ve cehenneminde azabında yaşasın yani genleri. İnşallah bunların cezası kalmayacak bu dünyada. İnşallah. Bütün Türkiye'nin seslenmesini istiyoruz, ayaklanmasını istiyoruz bu ölüm sebebine. Bu ölüm sebebinde İsrail'in eli var. Allah kahret ve erişan eylesin genleri. Rabbim ve soğukanları içinde boğsun genleri. Peki. Allah-u Teala sizden razı olsun inşallah. Bu Gümeni, Allah razı olsun. Bizde... Ben yardım için aramıştım hocam. Ben hesap numaranızı aldım. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Allah-u Teala çok hayırınızı kabul etsin. Sahat afiyet versin inşallah. Çok... Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah sizi muhafaza etsin. Cumanız mübarek olsun inşallah. Sağ olun. Evet, Allah-u Teala Abdullah Bey'den razı olsun. Gerçekten yani Müslümanların içindeki duygulara tercüme oldu adeta. Allah hayrını kabul etsin inşallah. Tabii değerli izleyenlerimiz, telefonlarımızı tekrar hatırlatalım. Canlı yayına bağlanmak isteyen kardeşlerimiz varsa ekranlarımızın alt kısmında bize ulaşabilecekleri numaralarımız bulunmakta. Canlı yayına bağlanmak istemeyen kardeşlerimiz için de ara bağlantıda da bize ulaşabilirsiniz. Paylaşımlarınızı, yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz efendim ve bu mağdur kardeşlerimizi, bu çaresiz ablamızı, ihtiyaçlarını gidermeye çalışalım. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin. Seyidem, Umut Kervan demişken Bağcıları konuşuyoruz, bu ailemizi konuşuyoruz. Hazniye Kaplan ablamız, 7 nüfuslu bir aile. Sadece bu ailede evet devam edeceğim. Necdet Bey dostum telefon attığımızda Bursa'dan. Necdet abi hoş geldin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Siz de İstanbul'a hoş geldiniz Ercan abi. Allah razı olsun, hürmet ediyorum. Nasılsınız Necdet abi? Cemal hocanın ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun, teşekkür ederim sizin gözlerinizden. Allah razı olsun. Ali abiye selam ve sevgilerimi iletiyorum. Allah razı olsun inşallah. Cemal abimiz, hocamız bizi duasız bırakmasa çok rahatlığa geçer. Allah sizden razı olsun. Nazik ellerinden öpüyorum. Bu aileye ben de bir yardımda bulunmak istiyorum da. Evet. Ben Ali abiye bir telefon verdim. Bir iki ay bir yere uğrayacak. Onlara bir yardımda bulunur efendim İstanbul'da. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Ben bir İstanbul'da bir telefon Ali abiye vereceğim. Ali abi oraya uğra. İki ay üst üste gitsin onlara yardım edecek. Çok Allah razı olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin Necdet abi. Allah sizi muhafaza etsin. Allah razı olsun. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hocamın ellerinden öpüyorum. Estağfurullah. Çok sağ olun. Hürmetler. Rabbim size sıhhat afiyet versin. İman selamet hepimize nasip eylesin. Amin inşallah. Peki Bursa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Evet Seydam, yani Hazniye Kaplan ablamız 7 nüfuslu bir aile. 8 yıl önce kocası tarafından terk edilmiş. Yani kirada ve yaşam mücadelesi veriyor. Bunun üzerine neler söyleyebiliriz? Tabii şu anda biz uluslararası veya yurt içinde yapmış, yardım yapmak istediğimiz, yardım yaptığımız birçok mağdur ve muhtaç insanlar, yani iş bulamadıklarından,
sadece hasta olduklarından, iş tarafının kimse sormadıklarından dolayı yardım yaptıklarımız da var. Ama en çok insanların vicdanlarının tahrip edildiği, özellikle bu bacı üzerinde konuştuğumuzda, İslam'da aile yapısı, İslam'a göre aile yapısı mukaddes bir yuvadır. Evet. Bu yuvanın şefkatten, merhametten, Cenab-ı Allah'a itaat etmekten, insanın karşılaştığı sıkıntı ve zorlukları bir ibadet niyetiyle karşılayamamaktan, karşılamayı zul kabul edecek kadar İslam'dan kopuk gönlünde İslam'dan bir kopukluk hissedilen, tazahür edilen aile fertlerinin geriye bıraktığı enkazdır tabii caizse. Evet. Öyle. Şimdi bugün maalesef dünya çapında olduğu gibi İslam alemi içerisinde Batı'nın genel kültürünü kendilerine bir şey getirmedikleri halde aileyi bitirip nesli yok edip insanları insanlıktan çıkaracak, kimsenin kimseye şefkat ve merhamet değil, herkesin kendi parasına, kendi gelirine, kendi enanetine kilitlendiği bir uslubu yeni yeni İslam ülkelerine dağıtmaya çalışıyorlar. Yöneticilerin bu konuda dikkat etmeleri lazım. Aynı zamanda ben Türkiye Aile Meclisi'nin de koordinatörlüğü içerisinde bulunan görevli bir kardeşinizim. Dolayısıyla bizim şu anda bu Türkiye Aile Meclisi'nin aileyi muhafaza ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakikaten takdire şayan. Adam Çevik Bey'e ben buradan da konu açılmışken teşekkür ediyorum. Ailelerimizin bu hale düşmeden önce fertlerimizin İslami ilimden, İslam inancından, İslam ahlakından, İslam anlayışından, İslam yaşam tarzından uzaklaştırılmasından dolayı bunlar oluyor. Yani evet, eşler evleniyorlar, bir bakır, bir en ufak bir meseleden hanım kocasını veya koca hanımını terk edip çekip gidiyor. Maalesef. Ne olmuş işte gittim böyle. Gerçekten bir aileyi dağıtmak değil, bir insanın kalbini kırmayı gerektirmeyecek kadar küçük, çok basit meselelerden ocaklar söndürmüyor. Dolayısıyla kesinlikle bizim her şeyden önce bu aile yapısı üzerinde bütün İslam alimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, İslami sivil yapılarının, vakıfların, derneklerin, belediyelerin, hatta Aile Bakanlığı'nın kanaat önderleriyle irtibata geçip ailelerde ne gibi bir eksiklik var, yasalarda ne gibi boşluklar var veya buraya ne yerleştirmemiz lazım diyerekten mutlaka koordineli bir şekilde çalışmalar lazım ki bu yıkılan veya yıkılmak üzere olan aileleri kurtarmaya çalışalım. Ben vakfın aynı zamanda uzlaşı komisyon başkanıyım. Biz her salı günü bu gibi nizalı meselelere de giriyoruz. Türkiye'de bundan birkaç yıl önce İstanbul Anlaşması diye Batı'yla yapmış oldukları bu anlaşmayı imzalamayıncaya kadar eşler arasında çıkan anlaşmazlıkları genellikle erkekler biraz daha suçlu gibi görülüyordu bize. Telefon mu var? Peki. Buyurun. Evet, devam edeceğiz. Elazığ'a bir dönelim. Ayhan Bey telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Ayhan Bey. Allah razı olsun hocam. Sizleri sormaz. İyisiniz sizler. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun inşallah. Buyurun efendim. Bizimle ne paylaşmak istersiniz? Hocam ben öncelikle başta Mısır İrfan kardeşlerime Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Mursi abimiz için, önderimiz için. Allah razı olsun. Ve evet, tüm İslam aleminin de başı sağ olsun hocam. Büyük bir üzüntü içindeyiz. Sizin de bu vesileyle yapmış olduğunuz hayır kurumuna, bu vesileyi nimetle bizlere de ortak ettiğiniz için Allah sizden de razı olsun. Amin, ecmain inşallah. İnşallah biz yardımlarınızı ulaştıracağız hocam. İnşallah. Karşılıklı duanızı bekliyorum hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Aleyküm selam. Rızkınıza bereket, sıhhatinize afiyet versin inşallah. Amin. Allah razı inşallah olsun. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Elazığ'a selam ve hürmetlerimizi yolluyoruz. Allah-u Teala Ayhan abi gibi kardeşlerimizi, duyarlı kardeşlerimizin sayısını artırsın inşallah. Evet. Bu dedim ki bu
son 2 yıldan bu yanıdır bize gelen meselelerde aşırı bir uslupla, yani kadın hakları adı altında veya kadına şiddeti önleme adı altında Batı'nın bazı kuralları imzalandı. Mecliste bunlar kabul edildi. Şimdi bu yasa çıktıktan sonra çıkan nizalarda eskiden bir eşler arasında çıkan anlaşmazlıkların genelini söylüyorum. Bunun istisnası var. Genel itibariyle %25 bayanın suçu, %75 erkeğin. Erkeğin de bunun %50'si idare edememeden %50 de haksızlığa, karşı tarafa haksızlık yapmak suretiyle oluşuyordu. Şimdi tam tersine bu 2 yıldan bu yanıdır bayanlar biraz daha anlaşmazlığı, nikah bozmayı, aileyi dağıtmayı, ben bu konuda biraz daha en ufak bir şey yaptığımda mahkeme başvururum. Zaten mahkemenin şu anda aile yuvasını yıkmayı, insan yıkmak istese ancak bu kadar bir yasa çıkarabilir diye. Evet. Dolayısıyla aileler çok önemlidir. Peki. Bu ailelerin, bir eşlerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarda Allah-u Teala bizim için Hazreti Lut ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı geçimsiz kadınlarla nasıl geçindiğini misal veriyor. Evet. Firavun'u da Mü'mine hanımıyla, bu Mü'mine hanımı Firavun'la nasıl geçindiğini bize misal veriyor. İçimizde İstanbul'a alt üst etseniz bir Firavun yok. Yine İstanbul'a alt üst etseniz, yani hani Müslümanım diyen insan, İslami aileler içerisinde Lut'un karısı gibi, Nuh'un karısı gibi bir kadınla evli olan bir Müslüman yoktur, olamaz. Geçimsizlikleri biz ailelerde çıkan şeyler, insan bunda sabrettiğinde sevap alacağını, idare ettiğinde bunun karşılığında mükafat alacağını ve ailesini muhafaza ettikçe ümmetin muhafaza edileceğini. Peki. Dolayısıyla bu inancı, düşünceyi, ahlakı toplumda yeniden dönüştürmek için çalışmamız lazım. Zaten biz bu dilerim, aile içinde evet. Şunu da söyleyeyim. Hı-hı. Zaten işte yardımları biz götürmeye çalışırken fertler arasındaki birlikteliği de oluşturuyoruz. Mesela bir anekdotumu başına geçeyim, bir anekdotumu size söyleyeyim kısa olarak. Biz İstanbul'dan Mardin bölgesine, o çatışmaların, çukur mukur siyasetlerin zamanındaki doğudaki halk bir bayağı perişan oldular. Biz doğudaki perişan olan birçok ile götürdüğümüz gibi Mardin'e de biz yardım götürdük. Mardin Midyat'ta birisi de, hocam İstanbul'da sizin yapmış olduğunuz bir programda şu ailenin mağduriyeti var, biz oraya yardım götürmüşüz, o da oradan buraya yardım gönderdi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani sadece milletin midesini cebine para koyma, midesini doyurmaktan daha çok toplum arasındaki birliktelik de oluşuyor. Evet. Ve biz her gittiğimiz yerde muhatabımız kimse, bayansa eşine karşı görevlerini hatırlatıyoruz. Erkekse eşine karşı, hanımına karşı görevlerini hatırlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarsa anne babalarına karşı, ebeveynlerse çocukların üzerindeki haklarından da bahsediyoruz. Yani bu, dolayısıyla bu yardımlar sadece yardım değil, aynı zamanda gönül bağları da bunlar da kuruluyor. Evet. Yani dolayısıyla bu bacımızı biz gördük. Bu ailemize nasıl yardım yapabiliriz? Yani biz izleyen kardeşlerimiz için bu ailemizin mağduriyeti izledik hepimiz. Bu kardeşlerimizin biraz daha fazla bu duyarlılığa sahip olması için neler diyebiliriz hocam? Tabii söylenecek çok şey var. Bu konuyla ilgili gerek ayet-i kerimeler, gerek hadis-i şeriflerde, ama bir cümleyle tarif etmek gerekirse önce kendimizi onun yerine bir koyalım. Evet. Kendimizi onun yerine bir koyalım. O kadar mağduriyete muhtaçta olan bir insan, İstanbul gibi metropol, dünyayı, ülkemizi tekstiliyle besleyen, ticaretiyle ülkeyi besleyen, dünya ticaretine katkıda bulunan bir şehirde muhtaç, yardıma muhtaç, kirasını ödemeyen, faturasını ödemeyen, efendim doğalgazın parasını ödemeyen, faturaların biriktiği bir ortamda acaba birkaç kişi böyle bir silkelense dese ki, ya Allah muhafaza etsin, yarın bunlar benim de başıma gelebilir diye, ben bunları bir el atayım dese, tabiri caizse kulaktan, yani deveden kulak bir şey, deveden kulak bir miktarınca insan yardıma gelse, yani Müslümanlar bile ya Allah deyip asr-ı saadetteki Müslümanlar birbirine olan yardımlarını ve dünya çapındaki Müslümanlar mağdur olan bölgelerde insanların birbirine ne kadar
canhıraşla birbirlerine ulaşmaya çalıştıklarını insan gözünün önünde bulundursa, bu bacımızı doyurmak tabirca ise bizim çereslerimizle biz bunu ayakta tutabiliriz. Kesinlikle. Evet. Hocam devam edeceğiz. Ufak bir aramız var. Bir araya gidelim, sonra da burada olacağız. Buyurun efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Evet, İstanbul Umut Kervanı faaliyetlerini konuşuyoruz, ekranlara taşıyoruz. Birinci bölümümüzde Bağcılar Umut Kervanı temsilciliği misafirimizdi. Bu bölümde de Zeytinburnu Umut Kervanı temsilciliği inşallah misafirimiz. Kerim Göldoğlu Bey misafirimiz. Efendim hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, Zeytinburnu'ndan çektiğimiz bir veterimiz var. Bir ablamızın derdini dinledik. Evine misafir olduk. Bir beraber dinleyelim, ablamız bize neler anlatıyor. Buyurun efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, İstanbul'da Umut Kervan faaliyetlerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Evet, yanımızda bir ablamız var, Güngören'deyiz. Mağdur ve çaresiz bir ablamız var, bir bacımız var. Gerçekten kirayı bile ödeyecek durumda değil. İnşallah onun mazlumiyetini ve çaresizliğini dile getireceğiz. Nasıl çare olabileceğimiz konusunda, ona nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda inşallah bunun yoluna gireceğiz, nasıl yapabileceğimiz konusunda. Evet, Kerim abi yanımızda, Umut Kervanı temsilcisi. Efendim biz kimin evindeyiz ve neredeyiz? Abi biz Güngören'deyiz. Elif ablamızın evindeyiz. Elif ablamız 3 çocuğu var. İkisi okuyor. Biri zaten şu küçük kardeşimiz yanında. Kendisi tek başına çalışıyor. Kirayı dahil ödemekte zorlanıyor. Bunu yaklaşık 3 ay önce ablalarımızın sayesinde tespit ettik. Buradan biz ablamıza yardım elini uzatmasını bekliyoruz, istiyoruz. İnşallah sesini duyuruz ablamızın. Evet, Allah razı olsun inşallah. Ablam size de geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun inşallah. Elbette bir bayan tek başına çocuklarla beraber bir hayat mücadelesi vermesi çok zor. Sıkıntılarınız var. Hem çocuklarınıza bakıyorsunuz hem de çalışıyorsunuz. Biraz derdinizi bize anlatmak ister misiniz? Evet, çocuklarım okuduğu için kirayı bile ödemekte zorlanıyorum. Hem çocuğu sabah okula bırakıp akşam tekrar iş çıkışında koşa koşa alıyorum. Sürekli hastane için çalıştığım yerden sürekli izin alıyorum. Ne bileyim, en az yani en geç ayda bir kere mutlaka doktora götürüyorum. Hastanede derken temizlik işlerine bakıyorsunuz değil mi? Okulda temizlik işi yapıyorum ama hastaneye çocuğu göz tansiyonu olduğu için sürekli kontrole götürüyorum. Yani gözünde de bayağı bir kaybetti, yani %70'ini kaybetti sol gözünü. Sürekli bir tedaviye ihtiyacı var şu anda? Yani sürekli doktora götürüyorum zaten ama yani ne bileyim. Peki bu oturduğunuz yerde kira galiba değil mi? Evet, 1000 lira kira ödüyorum. Zaten asgari ücret, hani 1000 lira olunca çocuklara, faturaya bayağı bir sıkıntı çekiyorum. İki çocuğunuz da üniversite okuyor, dışarıdalar. Onların bakımını da yapmak zorundasınız tabii. Evet, ikisi de üniversite okuyor. Yani onlar harçlık göndermeyince mutlaka olmuyor. Yani mutlaka harçlık göndermem gerekiyor. Bunu da mutlaka anaokuluna bıraktığım için ihtiyaçlar oluyor. Ne bileyim. Peki bizi izleyen kardeşlerimizden ne talep edebiliriz, ne söyleyebiliriz? Yani çocukların okulu bitinceye kadar biraz kirama yardım ederlerse duacı olur. Başka bir şey demiyorum. Kızım sen nasılsın? İyiyim.
Sen ne istersin bizi izleyen kardeşlerimizden? Bilmiyorum. Çantan? Bisiklet. Başka? Kay kay. Kay kayı da mı istiyorsun? Patan. He? Bilemiyorum. Ama kay kay düşebilirsin. Aa. Çantan var mı anaokulu iş? Hı hı. Defter, kitap, kalem. Başka? Evet. Olmayan? Ne? Olmayan bir şeyin var mı istediğin şey? Bisiklet istiyorsun şu anda bizden. Hayır. Evet. Çocukların dünyası da bir başka olur. Evet değerli izleyenlerimiz. Ablamızın sıkıntıları çocukların okulu bitene kadar kira yardımında bulunulsa iyi olur. Bir asgari ücret alınmasıyla 1000 TL kira, elektrik, su parası, diğer masraflar, anaokul ve hasıl. Dünyanın masrafı çok ağır. Bu bacımıza, ablamıza yardım edilmesi lazım. Evet, İstanbul Güngören'den Umut Kervan faaliyetlerini ekranlara taşıdık. Sözü stüdyoya bırakıyoruz efendim, buyurun. Evet değerli izleyenlerimiz, Güngören'deki ailemizin dramı bu hal bu şekildeydi. İki tane çocuk üniversite okuyor, kızı da göz tansiyonu hastalığı var ve ablamız da bir okulda temizlik işlerini yapıyordu. Çok sıkıntıları vardı. İnşallah bunu konuşacağız. Misafirimiz var, Kerim Güldoğlu efendim. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Yani Zeytinburnu birkaç kez daha biz programını yaptık ama bizi yeni izleyen kardeşlerimiz için Zeytinburnu neler yapıyor ve bu ailemizi biraz size tanıtabilir misiniz? Evet. Öncelikle Ercan Bey rehber ailesine bu çalışmalarımızı anlatma fırsatı verdiği için şahsınız adına teşekkür ederim. Allah razı olsun şimdi. Ve bizi izleyen bütün izleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun rahmetullah. Bu ailemiz mağduriyeti biraz daha farklı. Varlıktan yokluğa düşen bir aile. Yani daha önce düzeni kurulu bir aileydi. Sonra eşi işleri bozuluyor, iflas ve borçlanma. Daha sonra bu tabi geçinemiyorlar ve boşanmaya kadar gidiyor hasılı. Boşandıktan sonra eşi ortadan kayboluyor. Şu an yani haber yok. Boşandıktan sonra mı? Boşandıktan sonra eşi, evet. Boşandıktan sonra eşi ortalıkta yok. Yani kimse haber alamıyor. Ne ailesi ne de zaten abla da boşanmış. Abla 3 çocuğuyla tek başına kalıyor. 2 çocuğu üniversite okuyor. Kendisi bir okulda temizlik işlerinde askerlik ücretiyle çalışıyor. 1000 TL 2 bölmeli bir evde oturuyor. Kirası 1000 TL. Kucağındaki ufak kızı da göz tansiyonu var. O da dediği gibi ayda bir kontrolü var. Ve bu ablamız Zeytinburnu'nda çalışıyor. O hasta çocuğunu ayda bir hastaneye götürdüğü zaman kimsesi de olmadığı için Güngören'de oturuyor, Zeytinburnu'nda çalışıyor ve Güngören'den Zeytinburnu'na, yani mesafe olarak bilmiyorum ama İstanbul'u bilenler bilir, bir kişinin yaya gidebileceği bir yol değildir. İmkansızlıktan dolayı evle iş yeri arasını her gün yaya gidip geliyor. Tek başına. Yani Güngören ile Zeytinburnu, evet, arasında yaya gidip geliyor. Yaya gidip geliyor ve bu imkansızlıktan dolayı yol parası vermemek için. Bir de ablanın bu şeyi var. Yani dedim ya, varlıktan yokluğa düştüğü için kapı çalmayı bilmiyor. Biz zaten özür diliyorum. Yani biz bu ablamızla röportaj yapmak için de fazla ısrar ettik doğrusu. Hani bir şeyler yardım etsin diye. Evet. Kabul de etmiyordu. Yani hatta bizi izleyen kardeşlerimiz dikkat etmiştir. Sürekli kızın arkasına saklanıyor adeta yani. Evet. Kızını kendine bir kalkan gibi görüyor. Çok hayalı bir ablamız. Allah onu ısrar etsin, yardımcısı, aynen, olsun inşallah Teala. Ve yürüyerek Güngören'den Zeytinburnu'na gidip geliyor. Evet. Bu da işte yani imkansızlıktan dolayı. Çocuklar da üniversite okuyor. İki çocuğu üniversite okuyor. Şimdi çocuklar belli bir yere geldiği için hani saçını süpürge dedikleri, adeta ben bu ablada yani bu söylemi gördüm. Evet.
O çocukları da artık oradan okuldan almak istemiyor ve saçını süpürge ederek onları bir şekilde öyle böyle haşına gönderiyor ve biz her sefer gittiğimizde illahtan bir şeyi faturası kapanmıştır. Ya suyu ya elektriği. Ödeme yapamadığı için. Ödeme yapamadığı için. Biz imkan çerçevesi içerisinde bu ailemize ulaşmaya çalışıyoruz. Yalnız bunun gibi birçok aile var. Yani başka bir aileyi bir kere gene gitmiştik. Ben bodrum bekliyordum. Bize referans olan gittiğimizde bizim yani binanın kömürlüğü var ya. Oraya kadar indik. Kömürlüğü iki bölmede orada yaşıyorlar. Bunun gibi ve bundan daha çok bir sürü aile var. Yani bu ablamızın asgari ücret çalışması, evet. Bir kızın hasta olması, iki tane de çocuğun üniversite okuması. Evet. Yani bu kazandığı parayla hangi masrafların kısabilme yoluna giriyor? Gön gören zeytin bunun arasında yanılmıyorsam 5-6 kilometre. Yani kilometreyi bilmiyorum yalnız. Yani o süreyi sürekli yürüyerek evet, gidip geliyor. Sürekli yürüyerek bir 5-6 kilometre geliyor, 5-6 kilometre gidiyor. Tabii yürüme mesafesi. Bu da ayrı bir sıkıntı tabii ki. Ailemizin durumu özet olarak böyle. Çalışmalarımızı derseniz biz Zeytinburnu'nda Doğu Türkistanlılar da çok fazla var. Evet, bir önceki programda evet, Doğu Türkistanlılarla ilgiliydi. Hı. Yani onların mağduriyeti apayrı. Evet. Yani onların da sayısı bizde çok. Onlar apayrı bir mağduriyet içerisindeler. İfade edilmiyor onların mağduriyetliği. Hocam ona da girmeden önce özellikle bu ablamızın sıkıntısına tekrar geri gelmek evet. istiyorum. Mesela biz ne istiyorsunuz bizden, ne yapabiliriz? Bizi izleyen abilerimiz, kardeşlerimiz sizin için neler yapabilir diye sorduğumuzda sadece kirada bana biraz yardımcı olsunlar. Üniversite çocuklar bitirene kadar. Evet. Öyle abla, bir isteği vardı. Öyle bir isteği vardı. Buradan biz de ablamızın sesi olmak istiyoruz. Zaten bizim de gayemiz bu. İmkan sahibi olan hayırseverle muhtaç sahibi arasında köprü olmak. Bu ablamıza bir kira yardımı olunursa ablamız hakikaten zor durumda ve yani mücadele ediyor. En fazla yapabileceği de bu kadardır. Evet. Muhakkak bir el uzatılması lazım. İnşallah kesinlikle. Ablanın sesini duyuruz buradan. Devam edeceğiz. Bir daha döneceğiz size inşallah. Tabii değerli izleyenlerimiz telefonlarımızı hatırlatalım. Bizi izleyen kardeşlerimiz bu kardeşimize ve bir önceki kardeşimize, bir önceki veterinerde izlediğimiz bu ablamızın dramlarına karşılık duyarsız kalmayan kardeşlerimiz için söylüyorum. Ekranlarımızın alt kısmında telefon numaralarımız bulunuyor. Bize bu telefon numaralarıyla canlı yayına bağlanabilirsiniz, paylaşımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Canlı yayına bağlanmak istemeyen kardeşlerimiz ara bağlantıda ulaşabilirler, paylaşımlarını bize ulaştırabilirler. En azından bu kardeşlerimize bir umut olalım. Programımızın sonunda bunların kapısını çaldığımızda evet umut kervanı sizi çekti. Israrla gerçi son ablamızı çekti. Biz size bir yardım ulaştırmak istiyoruz dedik. Tabii onun umudu da bu akşam gelecek yardımlar içindir. Hem üniversitedeki çocuklarına bir umut olalım. Hem de çocukların üniversite bitirene kadar kira yardımını istiyor bizden. Biz de inşallah ona karşı duyarsız kalmayacağız ve bundan dolayı sizlerden yardım bekliyoruz, telefonlarınızı bekliyoruz doğrusu. Cemal Hocam hepimiz bu aileyi beraber izledik. Ablamız gerçekten de, biraz önce de bahsettiğimiz gibi ikna ettik. Yani televizyona çıkartmak için zor ikna ettik. Çıkmıyordu da doğrusu. Ancak demek ki yani bu dünyanın ağır yükü çocuklarının çocuklar için fedakarlık boyutuna demek ki artık böyle uygun gördü. Yani televizyona son çıkmam gerektiği konusunda karar kıldı ve çıktı. Dramını da beraber dinledik. Gerçekten bir yaşam mücadelesi veriyor. Yani hem hastalığı, o kendisi de hastaydı zaten. Bir de kızı da hasta ve her gün 5 kilometre, 6 kilometre bir gidip bir geliyor.
Ne diyebiliriz? Yani böyle bir ümmetin namusu şu anda konuşuyor. Yani bir bayan elbette bizim için kırmızı çizgimizdir. Buna nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi bu nasıl yardımcı olmaktan daha çok ben özellikle Kur'an-ı Kerim'in gidin bazıları hayallerinden, iffetlerinden, haysiyetlerinden istemekten çekiniyorlar. Siz de onları varlıklı zannediyorsunuz. Gidin onları bulun, verin manasındaki ayet-i kerimenin tam tefsiri bir aile. Yani ben öyle gördüm. Evet. Dikkat ettiyseniz çocuktan soruyorsunuz. Defter kalem istiyor musun diyor. Onlar var. Hı. Açacak silgi falan diyor. Onlar var. Çantan var diyor. Var. Yani bir çocuk evde ne var ne yok değil. İster misin? İster mi der. Evet. Çocuktan tut. Ablamıza sizin resmen. Yani ihtiyacı çok... olmayanı istemiyor. He, ihtiyacı olmayanı istemiyor. Evet. Ama çocuk ile öyle güzel bir yetişmiş. Allah-u Teala bizi öyle güzel bir imtihan ediyor ki. Hı. Yani bu insanların var olanı bizden istemiyorlar. İstedikleri yok olduğu için istiyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in infakla ilgili birbirinden farklı ayet-i kerimeler var. Sizin de yapmış olduğumuz programlarda hem lacizane toplum içerisinde konferansları, panelleri çıkan bir kardeşiniz. Bu konuda epeyce bir şeylerimiz, programlarımız oluyor, evet. Olmuş. Fakat bir ayet-i kerimeyi bu akşam işlemek istedim. O da şu. Allah-u Teala dünyada bir müminin yapmış olduğu iyilikler mahşerde onun şu azabı kapsamını dışına çıkarıyor. Yani daha doğrusu şu azabın kapsamına girmemek için şöyle bir iyilikte bulunması lazım. Enteresan bir ayet-i kerimedir. Müthiş bir şey. Müminler diye hitap ediyor. Vel kafirûne humuz zalimûn diye bitiyor. Ya eyyühellezine âmenû diye başlıyor. Vel kafirûne humuz zalimûn diye bitiyor. Arada ne ki ayet-i kerimenin diğer kelimeleri şu. Ey iman edenler, ya eyyühellezine âmenû enfiku mimma razaknâkum min qabl en ye'tiye yevmün la bey'un fîhî ve la kulletun ve la şefa'a vel kafirûne humuz zalimûn. Ey iman edenler, şefaatın, dostluğun, alışverişin insanın imdadına gelemeyeceği ama o gün infakın insanı kurtarabildiği o günün kurtuluşu için size verdiğim rızıktan size infak ediniz. Şimdi şöyle bir fotoğraf çizsek, yani peygamberler bize şefaat edecekler, Kur'an-ı Kerim bize şefaat edecek, iyi ameller bize şefaat edecek, namazımız bize şefaat edecek, Kur'an-ı Kerim şefaat edecek, cami bize şefaat edecek, bir Allah'ın muttaki insanı bize şefaat edebilir. Bu şekilde şefaat kapsamı böyle. Fakat infak ile şefaati yan yana koyduğumuzda şefaatin kurtaramadığı, öyle diyelim, veya şefaatin para etmediği bazı alanlarda infak, yani yardımlaşma, sadaka verme, hayır ve hasenata bulunma hasletimiz bizi kurtarıyor. Maşallah. Öyle bir günden korkun Allah-u Teala diyor, buyuruyor. Arkasında da vel kafirûne humuz zalimûn. Bu ayet-i kerimeyi müfessirler, bugün de çok tartışılan ayetlerden bir tanesi, oralara girmeyeceğiz ama ey iman edenler başlayıp vel kafirûne humuz zalimûnla niye bitiyor? Eğer siz şefaatle parçayı kurtaramazsanız bir Allah'ın sevdiği bir insanla dostluğunuz sizi kurtaramazsa sakın sadaka vermeyi kaçırmayınız, o su kurtarsın. Eğer bunu yapmazsanız Allah muhafaza etsin, kafirin düştüğü duruma düşmüş olursunuz. Yani müminlerden bahseden bir ayet-i kerimenin vel kafirûne humuz zalimûnla bitişi, evet, gerek İmam Kurtubi gerek Elmal'ın tefsirinde ben iyice bu ayet-i kerime üzerinde durdum. Burada Allah-u Teala haşa değil ki böyle yapanlar kafir olurlar. Tabirca ise her bir müminin nankör bir kafirin düşebileceği cehenneme düşebilir. Bu tehlikeden korumak için infak ve sadaka mahşerde ne kadar geniş bir kapsam, ne kadar geniş bir yer tuttuğunu tarif etmeye çalışıyor. Şimdi öbür taraftan bu bacımızı, ya hakikaten gerçekten söylüyorum, yani biz Müslümanlar olarak, ben şahsımı söylüyorum,
şu anda kiradayım, fazla bir şey mi? Hamdolsun Allah, kimse muhtaç değilim ama yani bu bacımızı bu halde görürken kirada olmamla beraber yardım yapılmazsa kendimi çok kötü hissedecek bir halet-i ruhe giriyorum. Acaba biraz varlıklı kardeşlerimiz bunu nasıl anlıyorlar? Varlıklı olan kardeşlerimiz böyle bacılarımızın yardımına koşmanın ne kadar faydalı, duyarsız kalırken Cenab-ı Allah'ın, Allah muhafaza etsin, azabından, Allah-u Teala'nın topluma gazap etmesinden insan biraz korkmaz mı? Aslında biz şöyle inanıyoruz, Rabbim bizi bunlarla imtihan ediyor. Yani haşa, istemiyorum ki muhtaçlar olsun, iyi ki bunlar var diyorum yani. Eğer bunlar olmazsa, cümert ile cümert olmayan, cimri ile efendim parasına kıyan, infak edenle etmeyeni yarın mahşer gününde Cenab-ı Allah deseydi ki senin kalbinde cimrilik vardı, şunda cümertlik var diye neyle ölçebiliyorlar? Biz ölçebilirdik. Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Haşa sümaşa, Cenab-ı Allah öyle bir şey yapmış olsaydı belki adaletinden şüphe ederdi. Dolayısıyla bunlar bizim için bir rahmet kapılarıdır. Şefkat kapılarıdır. Haysiyetimizi toparlama, şefkatimizi, sevgimizi ve yardımlaşmamızı tahrik ediyor bunu. Bizi tabir caizse Allah-u Teala onları muhtaç ve yoksullukla bizi de onlarla imtihan ediyor. Hocam şunu da dikkatimizi çekelim, yani biz izleyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Biraz önce Kerim Bey'in de bahsettiği bu kardeşimiz, bu bacımız gerçekten varlıklı bir aileden. Yani bu da ayrı bir sıkıntı. Yani şimdi bu kadın örneğin sadece kendi çocukların hizmetini yapmış, evin hizmetini yapmış. Normal, sıkıntılar çekmeyen bir ablamız. Aniden dünya ters dönüyor onun için. Ve özel arabalarla gittiği yollarda artık yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Çocukların üniversite harçlıklarını biriktirmesi için, vermesi için temizlik işlerine, merdiven temizlemeye, okul temizlemeye gidiyor. Kızın hastalığına yani maddiyat oluşturması için, oraya da yönlendirmesi için ilaçtır velhasıl. Ona da bir şeyler bulması lazım. Yani tamamıyla bu sıkıntıları da boğuştu. Bir telefonumuz var, döneceğiz inşallah. Evet, Sude Nur telefon attığımızda İstanbul. Sude Nur, hoş geldin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Zeytinburnu'ndan Sude Nur. Bu aileye de bir miktar parada yardımda bulunmak istiyorum. Allah seni salihalardan eylesin. Allah senden razı olsun inşallah. Var mı başka bir paylaşımın bizim için? Yok. Peki, bize dua etmeyi unutmayasın. Tamam. Peki, Allah razı olsun inşallah. Şimdi hocam gerçekten yani beni sarsan manzara bu anlattığım manzara. Yani örneğin eşinin yanında özel arabayla istediği yere giden, çocuklarıyla beraber belki pikniklere giden, yani sadece evini hizmetini yapan bu gayretli ve şerefli ablamız ve şu anda o şerefiyle çocuklarını üniversitede okutmaya çalışan, hasta kızına tedavi sürecini başlatan ve kendisi bindiği arabalarda bu sefer yaya gidip gelen, yani o 5 kilometre, 6 kilometre gün gören zeytin bunu arasındaki o mesafeyi yürüyerek kat etmek zorunda olan bir ablamız. Ve sorduğumuzda da sadece diyor çocuklarım üniversiteyi bitirene kadar bana bir kira yardımda bulundu. Demek ki artık kaldıramayacağı bir yük var. Aynen. Buna da bindirerek neler yapabiliriz bu söylemlere? Tabii yani 15 bin ile 15 milyonla 16 milyon arası bir nüfusa sahip bir şehirde yaşıyoruz. Maalesef. Yani şöyle birkaç kardeşimiz onun aylık sabit kart ücretini üstlenseler. Yol masrafını yani. 5-6 kişi, her birisi bir 50 liradan 100 liradan bir havuz biz oluşturabiliriz. Evet. Vakfımız üzerinden, yani Umut Kervanı üzerinden bunu sağlayabiliriz. Birkaç kişi toplanarak bunun kirasını ödemek isteseler. Evet. Devam edeceğiz. Bir telefonumuz var. Efendim hoş geldiniz. İstanbul'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hoş bulduk hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum.
Sefalar getirdik. Öncelikle Allah razı olsun. Hocam öncelikle Umut Kervan'a teşekkür etmek istiyoruz. Böyle aileleri tedbir edip yardım ettikleri için. Evet. Bu aileye de ben de bir miktar para vermek istiyoruz hocam. Allah-u Teala sizlerden razı olsun inşallah. Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Allah sizden de razı olsun abim. Peki. İyi akşamlar abim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah-u Teala sizin verdiğiniz her bir kuruş sizin dertlerinizin, dertleriniz varsa davasına, sıkıntılarınız İnşallah. Varsa giderilmesine, İnşallah. İmanınızın kemala ulaşmasına vesile eylesin. İnşallah. Cemal Hocam, sizin sözünüzü kestim ama hocama bir sorum olacak, özür diliyorum. Yani zamanımızda çok az kalması babında diyorum. Şimdi Kerim Hocam, biz bu kardeşimizin yani bu yaşam mücadelesini, çocuklarıyla imtihanı, evet. Ve bizden hani hocamız da bahsetti, dikkatini çekmiş, güzel bir dikkati, kızımıza soruyoruz yani çanta verelim mi, yok diyor. Var. Var diyor. Defter var diyor. Kalem velhasıl. Böyle çocukların da tok gözlü yetiştiren bir ablamız var. Ve bizden sadece kira yardımında bulunmak istiyor. Özür dilerim yani hem evet. tok hem de dürüst yani. Çocuk, dürüst. Çocuk diyor yani. İki çanta çantam olsun. Yani. Tabii. İki çantam olsun dese çocuk için bu suç olmaz ki. Yani bu manzara Zeytinburnu'na böyle hani temsilcilik babında, Umut Kervan'ın temsilciliği babında gördüğünüzde sizde ne uyandırdı, ne düşündünüz yani? Ve bizi izleyen kardeşlerimize ne mesaj verebiliriz? Hakikaten yani biz bu ablamızın bu mağduriyetini gördüğümüzde bizde bu şey ulaştı. Yani biz dedik ki bu ablamızın sesini bizim duyurmamız lazım. Evet. Muhakkak ki hayırsever imkanı olup da hayırseverler vardır. Bizim ulaşmamız lazım. Ve biz hayırseverlere ulaşma programlarımız da var. Yani o geçen ay şey yapmıştık, stand kurmuştuk, esnaf ziyaretlerini yapıyoruz diğer çalışmalar içerisinde. Maksat imkanı olan bir hayırsevere ulaşabilmek için. Elhamdülillah Umut Kervanı olarak tanınıyoruz, biliyoruz. Bu ablamızı da diyelim ki bizi tanıyan, bizi yani Umut Kervanı olarak bizi bilen ve onu tanıyan iki tane abla aracılığıyla tespit ettik. İnşallah bu ablaya yani onun da isteği zaten kiradır. Yani evet. demek ki kirasını biri üstlense geri kalan aylığıyla kendisini ve çocuklarını harçlıksız yani bırakmayacak. Kirası 1000 TL. Tabii 1000 TL. Birkaç kişi hocamızın özellikle bu yol masrafıyla alakalı mesela bir güzel bir tavsiyesi oldu. Çok güzeldi. Evet, yani yol masrafı 3-5 kişi çıksa o İstanbul kartı dediğimiz evet. çok aslında imkan sahibi olanlara yani basit bir şey ama onun için çok büyük bir şey. Tabii. Yani ödeyemediği için zaten yürüyor yani. Yani ödeyemediği için. 5 kilometre 6 kilometre yol yani yürümek istesen. Büyük yollar, otobanlar onlardan evet. yani bu işin saati var. Evet. Okul olduğu için belki de çok erken saatte kalkıyor. Zaten yol uzak olduğu için muhakkak erken kalkıyordur. Evet. İnşallah bu ablamızın sesini duyurabiliriz. İnşallah. Peki. Cemal Hocam yani bu soruyu aynı şekilde tekrar size de yöneltmek istiyorum. Yani sizde intiba olan manzara nedir? Yani mesela biz bunu izlediğimizde özellikle Allah-u Teala hesap verme duygusu için söylüyor. Hani bir müminler iman eden, yani Allah-u Teala'nın kendilerinden bu dünyanın yaşamının, bütün saniyelerinin hesabını sormanın bilincinde olan insanlar. Biz belki bu aileyi tanımadan önce o sorumluluk bizim üzerimizde yoktu. Hani bilmiyorduk. Fakat şu anda biz biliyoruz ve bu ablamızı şu anda izleyen yüz binlerce belki insan var. Yani artık dünyanın dört tarafında bu kanalı açan, izleyen kim varsa yani 20 kişi ya da 20 bin kişi kaç kişi ise bu sorumluluk bütün herkesin boynunda kaldı. Bir Müslüman bu sorumluluğu gördükten sonra lakayt kalabilir mi buna? Şimdi şöyle kardeşlerimizi biz bununla beraber takdir ediyor. Toplumumuz elhamdülillah yardım etmeye, yardımlaşmak hususunda biraz duyarlı. Yani böyle dünya standartlarına göre düşündüğümüzde böyle. Bu bacımızın yardımına koşma, ben ısrarla şunu söylemek istiyorum. Mesela şu anda bizim vakfımıza
şuralara verilsin diye birisi günlük 1 lira veriyor. Evet. Küçük gibi görülebilir. Aylık yapıyor 30 lira. Hı hı. Şimdi bunu 50 kişi bunu yaparsa bu aile gibi birkaç ailenin kirası çıkar. Yani mesela bizi izleyen ve şu ana kadar herhangi bir vakıf üzerinden, dernek üzerinden bu aileye ulaşamayan kardeşlerimiz evlerinde bu ailenin kira iktisat yardım kutusunu, kumbarasını oluştursalar, biz kumbarayı onlara gönderelim. Eğer bize ulaşırlarsa böyle birbirimize yardımlaşarak şey yaptım, yapmaya kalktığımızda bir aile bunu üstlense zorlanabilir. Hem de bir aile bunun hayrına ortak olur. Ama birkaç kişi bir araya geldiğinde hem kendileri sıkıntıya koymamış olurlar, hem de aynı zamanda bu ailenin doğal ihtiyaçlarını giderebilirler. Ben bütün kardeşlerime, hususen bizi şu anda ekranın başında izleyen gerçekten vicdan, iman sahibi ehli hayır ve hasenata sesleniyorum. Bu sizin aileniz olabilir. Evet. Bu sizin bacınız olabilir. Bu sizin teyzeniz olabilir. Bu sizin halanız olabilir. Acaba o zaman nasıl davranırdık? Kendimizi, yani bir empati kuralım. Bu eskiden kıyas-ı nefs denir. Yani kendi nefsimi onunla bir kıyasladığımızda hakikaten şu ana kadar hiçbir yerden yardım istememiş. Sizin de tarif ettiğiniz gibi kardeşler gidip şey yapıp ısrar ediyorlar. Bu hayasından, iffetinden dolayı sadece durumu anlatmaya çalışıyor. Yani böyle ekrana bakamayacak kadar, bakmayı gerekli görmeyecek kadar iffet bir bacımızı bizi ciddi bir vebal altında. Yani aslında bu programlar hem bizi bir yönden sevap sahibi yapıyor, öbür tarafta bizi ve bizimle beraber takip edenleri büyük bir mesuliyet altına da alıyor. Yani bir böyle bir ihtiyaç kapısı var, muhtaç kapı var. Evet. Evet hocam, devam edeceğiz. Bir telefonumuz var. İstanbul, Muhammed Erdem. Muhammed Erdem, hoş geldin. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Sefalar getirdiniz. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, abim sizi sormalı. Buyurun efendim. Ben belli bir miktarda yardımda bulunmak istiyorum da. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Allah hayrınızı amin. Kabul etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Sevdamın ben elinden öperim. Senin gözlerinden öpüyorum. Rabbim sana evet. Sağlık, afiyet versin. Biz de buradan diyoruz ki inşallah Allah Resulü'nün sahabilerde yardım yaptıklarında biz size bir şey veremiyoruz. Dua ediyoruz. Allah mükafatını versin. Dediği gibi de diyoruz Rabbim mükafatını versin ki verecek inşallah. İnşallah. Bu konuda Rabbimizin vaadi vardır. Bunlar kat kat hem dünyada hem ahirette ise geri dönüşü olacak inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Var mı başka bir paylaşımınız Muhammed Erdem? Allah razı olsun cümlemizden. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Peki. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah sizleri muhafaza etsin inşallah. Buyurun hocam. Evet. Yani bu konuda biz böyle programlar yapmaya çalışırken mutlaka bu işin sevap yönünü düşündüğümüzde kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Ama emin olabilirsiniz biz bazen yani ekranın başındaki kardeşlerime sesleniyorum. Bizi izleyen tüm izleyici kardeşlerimiz şunu iyi bilsinler ki emin olun bazen gidip ailemle bunu paylaşmak istiyorum. Diyorum ki aile de bilsin böyle muhtaçlar var. Fakat Rabbim size sıhhat afiyet versin. Eşim şeker hastası. Diyorum anlatsam şeker yükselecek. Onun için böyle bu tip şeyleri söylemekten de çekiniyorum. Yani o kadar ki ben kendim zarif oluyorum. Bazen programların eve gittiğimde niye böyle moralin yok diyor. Diyorum ki ya işte biz bazı programlar yapıyoruz. Çok muhtaç olan insanlar var. Mesela nasıl diyorum ya zaten şu anda senin yapacağın bir şey yok. Hayırseverleri seferber ediyor gibisinden geçiştirmeye çalışıyorum. Yani hakikaten burada hem bir sevap yönü olmakla beraber ciddi manada başta bizim vakıf olarak, dernek olarak, umut kervanı olarak öbür tarafta da bizi izleyen tüm izleyici kardeşlerimiz sadece kendileri değil bunu yanı başındaki komşularına varlıklı kendilerini tanıdığı insanları yönlendirmeye kalksalar çok güzel şeyler olabileceğine evet. İnanıyorum. Bu konuda sonuna doğru geldi. Evet, ben onu söyleyecektim. Cümleyi. Yani bunu söylemeye çalışırken biz bunları evet buyurun hocam evet, hazır olacağız şimdi. Biz sadece Ramazan'da 26 bin
475 aileye 2 milyona yakın bir yardım yaptık elhamdülillah, ulaştırdık. İşte bu yaptığımız bu programlar ve evet, kardeşlerimizin... Tabii bu da birinci derecedeki çok mağdur aileler. Tabii mağdur aileler. Biz şu anda bize müracaat edip de... Evet, evet hocam, özür dilerim. Hatice Hanım telefon attığımızda İstanbul'dan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Ben buradan öncelikle Umut Kervanı'na çok teşekkür ediyorum. Toplumun yarasına merhem olduğu için. Gerçek manada ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmamızı sağladığı için Allah kendilerinden razı olsun. Sizden razı olsun inşallah. Rabbim çalışmalarını bereketli kılsın inşallah. Amin, amin inşallah. Ben de bu bacımıza bir miktar yardımda bulunmak istiyorum. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Amin. Zaten mazur olan bayan olduğu için bayan bacılarımızın bu konuda biraz daha seferber olması lazım. Hassasiyetleri her daha işte fazla. Her işte hizmette elhamdülillah bayanlar önünde olduğu için evet, yardım etmek hususunda maşallah bayanlar bu konuda yardım ediyor. Allah yar ve yardımcınız olsun, yerini binlerce kat kat doldursun inşallah. Amin. Allah razı olsun sizden de. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki evet. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Sağ olun. Hocam bir iki cümleyle şeylerinizi alalım. Kapatmak durumundayız. Öyle mi? Evet. O zaman şöyle. Kurbanı da iki kelimeyle kurbanı da yani hatırlatalım. Yani 26.475 aile 2 milyon civarında sadece Ramazan'da yardımda bulunduk. Yemen'e, Arakan'a, yetimleri giydirmek hususunda Ramazan'da birkaç sefer bunu düzenlemeye çalıştık. Sadece bazılarda 100'e yakın yetimi götürüp sponsor bulduk. Mağazaya götürüyoruz. O yardım yapmak isteyenler onlar mağazada buluşturup onlar orada hayırlarını yapmaya çalışıyorlar. Evet. Gözleriyle görüyorlar. Tabii vakit olma vaktimiz daraldı. Zaten biz kurbanla ilgili alakalı özel bir program yapacağız. İnşallah. Sadece hatırlatma babında. Tabii bir iki biz cümleyle. Şimdi kurban çalışmalarımızı her sene olduğu gibi şimdi başlatmış bulunuyoruz. Kesim yeri için müracaatta bulunduk. Kesim esnasında adavatlarımız, çalışacak olan personelimizi ve dışarıdan alacağımız kalifiye elemanlar, uzman kasaplarımızı şimdiden bu faaliyetlerimize start vermeye çalıştık. Kurban bağışı, hisse bağışını şimdiden ilan ediyoruz. Kardeşlerimiz bu konuda bizimle irtibata geçsinler. Biz her sene olduğu gibi hem hisse bağışını alıyoruz, hem et bağışını alıyoruz. Bu konuda evet, devam edeceğiz. Leyla Hanım telefon attığımızda İstanbul'dan. Efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ben bir miktar o hanıma yardım edecektim de yani onu söyleyecektim. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Rabbim Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim sizin yuvanıza huzur ve saadete eksik eylemesin inşallah. Amin inşallah. Dünyada ahirete sizin mesut olanlardan eylesin. Amin. Selametle Allah'a emanet olun inşallah. Dolayısıyla evet, kurban için şimdiden seferber olmaya çalışıyoruz. Büyük baş, küçük baş. Türkiye'nin 100 noktasında kesim yapıyoruz. Afrika'da, Arakan'da, Filistin'de, Myanmar'da, Yemen'de kurbanlar kestiriyoruz. Bu konuda kardeşlerimiz bizi takip etsinler. Kurbanla ilgili elhamdülillah bütün yapmış olduğumuz hizmetlerimiz çok şeffaf, kameralar önünde. Geçen sene yaptıklarımızı, yapmış olduğumuz hizmetlerimizi sitemizde yayınlamaya çalışıyoruz. Kardeşler bizi bu konuda unutmasınlar. Kurban bayramında kurban sadece bir et dağıtmadan daha çok Allah-u Teala'ya olan teslimiyetin nişanesinin başında geldiği için bir aile ahlakını da aynı zamanda orada görüyoruz. Bizi takip etsinler. İnşallah. Bir telefonumuz var. Burhan Bey var telefon hattımızda İstanbul. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Safalar getirdiniz efendim. Allah razı olsun. Allah bu programları kat kat artırsın, çoğaltsın inşallah. Selamınıza da çok selam söylüyorum. Ben de size aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Bir miktar bağışta bulunmak istedim inşallah.
Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin inşallah. Cümlemizin inşallah. Bir de bir istirhamım olur inşallah. Bu özellikle tanıtım broşürleri, yani biz de Umut Kervanı Vakfı gönüllüsü olma hesabıyla bu broşürleri tanıtımlarda özellikle bir yerlere tanıtım yaptığımızda bunu bir bayan ablamıza verdik. Dedi siz hani Türkiye'nin dışında da mı yardım yapıyorsunuz? Özellikle hani bu tanıtım bölümünde biraz daha reklam değil de tanıtım üzerine yoğunlaşırsak inşallah ve kendileri beklemediğimiz bir miktarda yardımda bulundular. Allah onlardan da razı olsun. Allah razı olsun bu tavsiyeniz için. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocama çok selam söylüyorum. Aleykümselam ve rahmetullah. De selam söylüyorum. Allah razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Selam. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Cümlemizin inşallah. Peki hürmetler efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet hocam, kurbanla zaten alakalı biz özel bir program yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdiden sadece bir hatırlatma babında, geçen yılki çok hijyenik yerlerde kesilen kurbanlar ve birinci derecede tespit edilen yılda bir kere de olsa evlerine et girilmesi gereken mağdur aileler tespit edilip Türkiye'nin ve dünyanın dört tarafına Allah'ın izniyle bu kurbanların etinin ulaşılması konusunda Umut Kervanı canhıraş bir çalışma içerisinde elhamdülillah. Tabii geçen sene biz 53 bin aileye. Evet. 53 bin aile biz et ulaştırmaya çalıştık. Bu sene inşallah diyorum bunun en az da 3 katı çıkması lazım yani. İnşallah. Peki. Hocam Allah razı olsun. Evet, son cümlenizi, son cümlenizi de alalım. Öyle mi? Evet. Buyurun, buyurun. Ben sizin şahsınıza şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ediyorum, yerden Allah yere koşturuyorsunuz. Genel Başkanım Cengiz Bey'e ben teşekkür ediyorum. Muhasebede çalışan, medya ve tanıtımda çalışan personelime buradan teşekkür ediyorum. Sahada çalışan gönüllü ve temsilci kardeşlerimiz, hususen sahada çok çalışan bayan kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz, teşekkür alacağız. Nusret Bey'e dönelim telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz Nusret Bey? Allah razı olsun, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Sefalar getirdiniz hocam, efendim. Allah razı olsun hocam. Öncelikle yaptığınız bu hayırlı çalışmanızı Allah sizden razı olsun. Ecmain inşallah. Ayrıyeten Cemal hocamın ellerini öperim. Estağfurullah. Sizin gözlerinizden öpüyorum. Rabbim size sıhhat afiyet olsun. Allah razı olsun hocam. Kerim kardeşimizi de ayrıyeten yakinen tanırım. Kendisine başarılar dilerim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben de bir bu ablamıza bir miktar nakdi yanına bulmak istiyorum. Allah-u Teala hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Teala Nusret Bey. Allah sizi muhafaza etsin. Allah razı olsun. Bize dua edin lütfen. Allah razı olsun. Sizden razı olsun. Peki. Selametle. Evet hocam buyurun. Evet. Dolayısıyla Genel Başkanım Cengiz Bey'e, daha önceki genel başkanlarımıza olduğu gibi teşekkür ediyorum. Çalışan gönüllü ve resmi üyelerimize hakikaten şu anda perde arkasında görüp sahada, mutfakta çalışan, öyle diyelim. Evet. Bu işin mutfak boyutunu çalıştıran bay ve bayanlar, bayanlara, kardeşlerimize ve bacılarımıza teşekkür ediyorum. Bu Ramazan'da çok ciddi bir insanlar oruç tutmakla, belki kendi vücudunu taşımada zorluk çektiği bir zamanda seferber oldular. Hiç yapmadım, belki de usulen de uymayan, size de acayip gelecek bir şekilde ömrüm boyunca İslami hizmetlerimde bana yardımcı olup sürekli destek veren eşime de teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Dolayısıyla daha güzel günlere, daha iyi hizmetlere, biraz daha hayırlı işlere doğru adım atmak için biraz daha destek bekliyoruz. Çünkü muhtaç aileler öyle bir gelmişler, biz ulaşamamışız ki vicdan azabı çekiyoruz yani. Yani hakikaten 16 milyon bir şehir hafiften şöyle bir silkilense, Türkiye'deki, İstanbul'daki muhtaçlar değil, Türkiye'deki muhtaçlar da değil, Allah'ın izniyle dünyadaki muhtaçları biz doyurabileceğiz. Yani onların ihtiyacını gidereceğiz ve bu Umut Kervanı Vakfı hiç kimse muhtaçların karnını doyurmakla ilgileniyor demesine, çünkü biz gönül birlikteliği oluşturuyoruz. Toplum arasındaki kardeşliği,
hayayı, iffeti, adaleti, ilmi, şefkati, merhameti taşıyabildiğimiz kadarıyla götürüyoruz. Yani bizim bu söylediğim vasıflar ne kadar bizde var, her insanın kendisine göre bir yeteneği var. Bu konuda biz Allah'ın izniyle ümmetin temel taşlarını indirmek hususunda bir vakfa düşebilecek, bir umut kervanına düşebilecek şeyler neyse onları en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama kusurlarımız, eksiklerimiz var. İnşallah ihmalkarlıklarımız ve ihanetimiz olmamıştır, olmayacak. İnşallah. Kardeşler bizi takip etsinler, öneri versinler, çalışmalarımıza katkıda bulunsunlar. Herkes kendi etrafındaki fakir fukara baksın, aileleri tespit etsin. Peki. Muhtaçlar tespit ettikleri gibi varlıklı insanları tespit etsinler. Biz arada bu konuda hizmetlerinde bulunalım. Allah razı olsun inşallah. İnşallah hocam, teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Allah sizden razı olsun. Bir telefonumuz da var. Mehmet Bey telefon attığımızda İstanbul. Efendim hoş geldiniz. Mehmet Bey İstanbul. Televizyonun sesini kısalım. Telefona iletişim kuralım. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mehmet Çavan'a. Sefalar getirdiniz efendim. Buyurun efendim. Şu an iyi mi acaba? Evet, sesinizi alıyoruz. Canlı yayındasınız. Allah sizden razı olsun. Böyle buyurun. Güzel programları sunduğunuz için Allah sizden razı olsun. Cemal Hoca'nın da ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun inşallah. Ha. Evet Mehmet Bey. O ablamıza bir miktar yardımda bulunmak istiyorum. Allah-u Teala hayırınızı. Bir de Cemal Hoca'ma bir şey sormak istiyorum. Acaba bu seneki kurban fiyatların belli mi yani? Şimdi fiyatlar belli de biz araştırıp şey yapıp böyle hani orta olabilecek şeyler şu anda biliyorsun biraz erkendir. Tam belli değil ama 3 aşağı 5 yukarı biraz daha tespit etmeye çalışıyoruz. Şu anda burada bir rakam söylesek yarın alacağımız, ortak alacağımız karardaki çıkan rakamla çelişirse hani bizim için inşallah ileride fiyat çıkacak efendim. Allah razı olsun. Ve bizimle irtibatta olun. Allah'ın izniyle bu konuda inşallah birbirimize yardımcı olmaya çalışacağız. Peki. Mehmet Bey var mı başka bir paylaşımınız? Evet Mehmet Bey telefondan düştü. Allah razı olsun. Evet Kerim Bey sizin de son sözlerinizi alalım. Buyurun efendim. Son sözlerim. İnşallah bu ailemize bizim de çalışma projelerinin içerisinde olduğu bir projelerden biri. Kardeş aile. İnşallah en azından bu ailemize kardeş bir aile buluruz. Ve bugün zaten bu abla için buraya geldik. İnşallah bu ablanın kirasını karşılayacak illahtan bir hayırsever. Bu da bizim görevimizdir. İnşallah buluruz. İnşallah. Ve Allah-u Teala hayırınızı kabul etsin inşallah. Teşekkür ederiz Teala. Size. Ayağınıza sağlık. Bu mağdur aileleri tespit ediyorsunuz. Evlerine gidiyorsunuz. Onlara çare olmaya çalışıyorsunuz. Allah Azze ve Celle sizlerin de bu sayenizi, bu gayretinizi bereketlendirsin ve kabul etsin inşallah. Teala. Evet değerli izleyenlerimiz, bu haftaki Umut Kervanı programımızın da sonuna geldik. Bu hafta aslında sezonumuzun da son programı oldu. İnşallah bir ara vereceğiz. Altyapılarımızı biraz daha güçlendirmek ve çalışmalarımızı biraz daha kavi etmek, kuvvetlendirmek babında bir ara vereceğiz. Yeni sezonda karşınıza çıkmak umuduyla inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.